Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, dostlarım, kardeşlerim. Başlıktan da gördüğünüz üzere bana devamlı sorulan sorulardan bir tanesini daha cevaplamak üzere bir video çekmek yani kararı aldım. Hatta sorulan soruları şuralarda bir görelim. Yukarıda, sağda, solda. Şöyle. Şimdi genellikle soruyorlar abi 600 gram yani 600 ayar gümüş olur mu? 700 ayar gümüş olur mu? 300 ayar gümüş olur mu? 400 ayar gümüş olur mu? Gümüşler hakkında biraz sohbet, muhabbet edelim. Sizlerin de bilginiz olsun. Çünkü 400 ayar gümüş, 500 ayar gümüş diyerek de püsküllerin fiyatlarını arttırıyorlar. Bunlar hakkında ufak bir araştırma yaptığımda genellikle 925 ayar gümüş dediğimiz şey bir metalin şöyle söyleyeyim mesela. Nerede? Şunun içerisinde %92,5 gümüş, %7,5 de bakır metalin olduğu bir şeye 925 ayar gümüş diyorlar. Tabii bunu dünya çapında hani genelleme alırsak dünya çapında bütün gümüşlüler 925 ayar kullandığı için genellikle kolyelerde ondan sonra farklı şeylerde falan 1000 ayar görmeniz çok olur, çok zor olur. Mesela kazız bakarlar ki şeyde. Her hepsi bakın zorunda değil. Muhakkak ED veya ING. Bakır kazazlar da var. Bakır kazazlar da gümüşün ham hali, has hali, hiç işlenmemiş halinden olan bakır kazazlar da var. Bakır kazazlar da gümüşün ham hali, has hali, hiç işlenmemiş halinden olan bir şey. Mesela 600 ayar gümüş püskül olur mu? Tabii ki olur. 600 ayar da gümüş püskül olur. Ama 600 ayar gümüş püsküle de gümüş demek çok tuhaf kaçıyor. Çünkü %60'ı gümüş, %40'ı bakır ya da diğer metallerden oluşan bir şey. Şimdi bunlar %60 dediğimiz şey yani 600 ayar dediğimiz şey genellikle çok çabuk kararan malzemeler. Zamanında da bende de vardı. Ben de dışarıdan aldım. Şöyle söyleyeyim. Alpaka ile aynı seviyede kararıyor neredeyse. Sadece aralarında bir hafta gibi bir süre oynuyor. Bu yüzden piyasada dolaşan şeylerdense normal bildiğiniz alpaka püsküllerden mesela şu tarz alpaka püsküllerden almanız daha mantıklı olur diyebilirim sizlere. Bu piyasada fiyat arttırma çabası genellikle zaten kolay kolay kolye baktığınızda da mesela 1000 ayar kolye göremezsiniz. Kazaz dışında 1000 ayar kolye göremezsiniz. Bu bir artık yasa mıdır, kural mıdır tam olarak bilmiyorum da dünyadaki bütün gümüşçülerin ortak olarak aldığı bir kararmış bu. 1000 ayar has gümüş kullanmıyorlarmış. Bunları biraz daha bakır yani %7,5'luk bir bakır katıp bunları öyle kullanıyorlarmış. Sizlerden hani sorduğunuz sorunun cevabı bu. Mesela 400 ayar da gümüş var, 600 ayar da gümüş var, 500 ayar da gümüş var. Bu gümüş oranını yani. Adamlar %60 gümüş takıyor, koyuyor içerisine, %40 bakır koyuyor. O da birbirlerine karıştığı zamanlarda sen üzerine boya falan derken çok çabuk kararıyor. Bildiğiniz üzere gümüş kararması en zor maddelerden biri. Kolay kolay kararmaz. Oksitlenir. Bu oksitlenmesinin de az bir şey hani karardığında siz bunu karardı sanarsınız ama oksitlenmesi küçük zaten gümüşün testleri falan da oluyor. Gümüşü alıp kağıda sürttüğünüzde direkt zaten siyah bir iz bırakıyor. Bunun ayrıyetten taşları falan da var. Taşlarına falan da sürtüyorsunuz ekstradan. Ondan sonra taşları var. Onun taşı neydi bilmiyorum da Dağıstan abi vardı bizim pazarcı. O bir tane taş almış. O da euro üzeri falan satılıyor. O şu kadarcık taşı ebatı. O da buraya da fotoğrafını bulursam koymaya çalışırım. O da 30 euro civarı falan oluyordu. Siz... Mesela gel gelelim bu gümüşlerin karardığı zamanlarda tekrardan eski haline nasıl döndürülmesini. Gümüşler geri dönüşüm şekli düşünürsek, mesela bir alpaka püskülümüz 3 liraya ya da 5 liraya aldık karardığı zamanlarda bu alpaka püskülümüzü eski hale getirmek aşırı zor oluyor. Daha doğrusu getireni doğru düzgün görmedim. Mesela diş macunu sürüyor, herhangi bir şey sürüyor, o da ona zarar veriyor. Yavaş yavaş çürümesine sözüm oluyor. Çürümeye biraz daha hani çürümeyi geri getirmek çok zordur. Ama gümüşlerde böyle bir şey olmuyor. Mesela gümüş bir püskül aldınız ya da gümüş bir yüzük aldınız. Karardı, paslandı, oksitlendi bir şey oldu. Bunu herhangi bir gümüşçüye getirdiğinizde gümüşçülerin makineleri, hava tabancaları her şey olduğu için bunları eski haline getirebilmeleri kolay oluyor. Tabii şimdi bir de şunu sorarsınız mesela evinizde fazlasıyla gümüş püskül var ya da fazlasıyla yüzük var. Bunları ben nasıl evimde parlatabilirim gibisini düşünürseniz. Bunlar için bazı çözümler var. İnternette de görmüştüm ben birkaç tane. Hatta kendi videomda da var bir tane. Kendim internetten görüp de denediğim videolar. Bunlar bir tanesi diş macunu. Mesela nasıl diyeyim ben size? Gümüş bir yüzüğünüz var. Bir tane poşet, buzdolabı poşeti bir şey buluyorsunuz. Oraya diş macununu sürüyorsunuz. Oradan öncelikle o poşetle elinize geçiriyorsunuz poşeti. Çünkü diş macunu elinize genellikle zarar verir.
Diş macunu şey mesela elinizde bir gün kalsa askerlik zamanı askerlik yapmış insanlar bilir. Eline bazen şöyle ateş ettiği tetik parmağına diş macunu sürerler bir gece bekletirlerdi. Ertesi gün duvarı vurduğunda parmağı tuzla buz ederdi. Dondurma etkisine sahip. O yüzden fazla hani şey yapmayın güvenliğiniz falan ya eldivenle ya da poşetle falan önce sürün. Sonra gümüş yüzlüğü ya da gümüş püsküle yedirin onu. Epey bir yedirin, 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 yedirin. Bir dakika falan bekletin. Ondan sonra onu temizlemeye başlayın. Güzel bir şekilde üfleyerek yani elinizde imkan yoksa eğer üfleyerek içindeki şeyleri falan iyice bir temizleyin. Sonra onu kurutun. Ondan sonra zaten parladığını sizler göreceksiniz. Bir de sigara külü var. Sigara içtiğiniz mesela kül tahtasının altında kalan külü yine aynı şekilde poşetle o gümüş püsküle ya da gümüş yüzüğe yedirdiğiniz zaman da yine parlama gösterecek. Ama baştan söylüyorum bir gümüşünün parlattığı gibi parlaklık size asla ve asla vermeyecek. Bu yüzden siz de hiç kuralı bozmayın. Siz de milletin yaptığı şeyi bozmayın. Dediğim gibi 925 ayar gümüş dışına çıkmayın. Eğer 925 ayar gümüş ya da 1000 ayar gümüş püsküyü alabilecek durumunuz ya da yüzük alacak durumunuz yoksa direkt metale alpakaya gitmeniz daha mantıklı olur. Çünkü ben görüyorum piyasada mesela 925 ayar püskünün fiyatı gramını söyleyeyim ben size gramı 13,5 lira falansa bu 800 ayar 600 ayarların fiyatı da 9,5 lira falan oluyor. Onun yerine gidip 2 liraya 3 liraya püskül alpaka püskül toplayıp bunları kullanabilirsiniz. Sonuçta daha büyük daha şık ve daha güzel olacak. Yani ya öyle mi? Eğer imkanınız var ise de gidip gümüş püskül ya da gümüş yüzük almanızı tabii ki tercih ederim. Hem geleceğe yatırım mesela ben bir tane evde gümüş yüzüğüm var 60 liraya zamanında almıştım bunu şimdi. Tamam. İnandım ya tamam. Şimdi yani şöyle düşünün bunun hurdası bile şu an 80-90 lira para ediyor ki siz bunu parlatıp sattığınızı düşünürseniz şu an fiyatı ortalama 700 lira şey 700 ya. Ayarı gümüşlerle karıştırdım. Şöyle size iki tane de kuzenimin gümüş yüzüğü var mesela. Şöyle kırılmış. Şimdi alpaka dağı falan bu kırıldığı zamanlarda, diğer gümüşlerde kırıldığı zamanlarda bunun kaynatılması aşırı bak sen. zor olacak. Çünkü 925 ayar gümüş yüzüklerin şu iç kısımlarında genellikle 925 ayar amblemini basıyorlar. 1000 ayarlarda bunu yapmıyorlar ya da 650-700 ayarlarda ben daha önce hiç görmedim. O kadar gümüşleri gördüm ama onları hiç görmedim. Mesela şurası kırılmış. Şöyle açılmış. Biz bunu hurdaya vereceğiz. Şurası açılmış. Az bir şey göstereyim şöyle. Açılmış. Bunu gümüşçe gidip kullanmak istesek, tamir ettirmek istesek şurasından ekstra böyle lehim gibi gümüş şeyleri var onların çubukları. Gümüş çubuklarıyla buna kaynak yapar. Güzel bir zımpara çeker ve parlatır. Bu yüzük yeniden kullanılacak hale gelir. Ne diyor bu? Üf. O yüzden sizlerden bu kadar yani benim bildiğim araştırdığım kadarıyla bu kadarını söylüyorum ve sorulan sorulara da böyle cevap vermiş olayım. Dediğim gibi 600 ayar 700 ayar gümüşler var ama ben bunları şahsım olarak gümüş olarak görmüyorum. Çünkü dediğim gibi tekrardan bu videonun sonunda da söyleyeyim. 925 ayar gümüşün anlamı %92,5 gümüş olması, %7,5 bakır metallerin olması. Bu yüzden size söyleyeceğim budur. 600 ayarı düşünürseniz %60 gümüş, %40 metal ya da bakır karışımının olması içerisinde. Bu yüzden bunların 700 ayar gümüşlerin falan bazılarını püskülde işte mıknatısla çekiyor. Ama gümüş suyunu falan bandırdıkları zaman mıknatısını çekmesi de zor oluyor. Ama üzerindeki gümüş suyu falan geçtiğinde ya da kaplaması geçtiğinde direkt mıknatıs çekiyor. Siz de bunu ancak 2-3 ay içerisinde fark ediyorsunuz. O zaman geri iade etme şansınız ya da geri gönderme şansınız olmayacağı için sizler gümüş püskül ya da gümüş bir şey alırken daha fazla araştırmanızı sizlere öneriyorum. Ya da gelin bizlere sorun ya da ustalara sorun ya da bilen kişilerden fikir almanız sizler için daha iyi olur. Zaten 600 ayar ya da 700 ayar gümüşü önerebilecek kimseyi tanımıyorum. Yani dolandırıcılar dışında düzgün insanlar dışı, yani düzgün insanlar önermez. Dolandırıcılar genellikle önerir. Videomuz bu kadar olsun. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.